Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atanan Bülent Arınç'ın maaşı bilindiği gibi tartışma konusu olmuştu. Tepkiler artınca Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na üye olarak atanması ve maaşına yapılan zam hakkında açıklamalarda bulunup tartışma yaratan maaşı ile ilgili ne yapacağını açıkladı. Maaşımın yarısını Bursa, yarısını da KHK'larla mağdur olanlara vereceğim diyor. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle işte. Şimdi Bülent Arınç'a 13 bin dendi. Sonuna altına yorum demek ki bu adamın özgür ağırlığı kalmamış. Vah vah dediler. Birileri de yardım edelim dedi. Daha sonra maaşı çıkardılar. Bunları yapanlar altından binlerce hakareti bize reva gördüler. Biz konuşurken Cumhurbaşkanımıza dedik ki bizim şu imkanlarımız var. Sizden artı olarak talebimiz yok. Kendisi de beraber çalışacağımıza göre size bir yer olabilir dediler. Daha sonra huzur hakkı temsil ödeneği gibi bir ödeme olabilir dendi. Ben başbakan yardımcısıyken bir emekli bir de milletvekili maaşım vardı. Ben ikinci maaşımın hemen hemen yarısını burs olarak dağıtıyordum. Hanım da öyle yapıyordu. Bir kısmıyla da zekatımıza mahsus buradan dağıtıyorduk. Şimdi ben tek maaşa kaldım. Tek maaş yetmeyince ara buluculuk yapmaya başladım. Ofisim masraflarını karşılıyor. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs yarısında KHK'larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkan adam dava açılmamış takipsizlik karar alınmış ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK'larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, kovuşturma yer olmadı kararı almış insanlar var. Benim çevremde ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlara ilgili bir şey demiyorum. Allah aşkına özrü kabahatinden büyük bir açıklama. KHK'larla mağdur olanlara burs olarak dağıtacakmış. Güzel güzel bir davranış. Peki o KHK'larla mağdur edenlere bursla Ayakta kalabileceklerini mi sanıyorsun? Adamların muhtaç olduğunu, karısının yumurta sattığını söylüyorsun. Bunların kurtulması için neler yapılabilir, tartışacağına, çözüm önerileri üreteceğine, burs vererek yardım mı yapmak istiyorsun? Sadaka kültürüne bu insanları alıştırmak mı istiyorsun? İnsanlar sadece sana kızmadı. İnsanlar seninle birlikte o yüksek istişare kurulu üyesi olan herkese kızdı. 13 bin lira maaş neyinize yetmedi de 18 bin lira yaptınız. Yüzde 40 yaptınız. İşçiye, emekliye, esnafa, memura yüzde 5'i, 6'yı reva gördüğünüzde kendinize nasıl yüzde 40 zammı kabul ettiniz diye insanlar buna tepki gösterdi. Yoksa siz edepsiz demişsiniz, dememişsiniz. Yok şu montajmış, yok bu montajmış. Kimsenin umrunda değil. Ama bu yaptığınız açıklama güzel bir şey. Öğrencilere burs verecek olmanız ama KHK'lılara da vereceğim diyorsunuz karısı işte diyorsunuz yumurta satıyor falan. Ya o adam niye mağdur olmuş? Neden mağdur olmuş? Nasıl bir çözüm bulunabilir? Siz bunların üzerine gidinsene. Bu nasıl bir açıklama böyle ya? O adam ömrü boyunca sadaka kültürüyle yardım alarak mı yaşayacak? Ömrünün bundan sonraki hayatını onun bunun yardımıyla mı hayatta geçirecek? Bu nasıl sosyal devlet anlayışı?